Asfalı sahnedeyiz. Yaz sezonunda devam eden oyunlara bir duyurusunu yapmaya devam ediyoruz. Selena Demirli var yanımda. O Ağladım oyununda sahne alıyor. O da tiyatrosuna ait bir oyun. Bu oyunuyla ödül de aldı bu sene. Selena, ben geldiğimde oyuna sana ne dedim? Seyrettim. Ve çıkışı ışıl ışıl gözlerin. Evet, ne dedim ben sana? Nedret Hanım kulisime geldi. Bütün seyirciler gittikten sonra çok benim için duygulu bir oyundu. Daha sonra elimi tuttu böyle. Sen bu oyunu ödül alacaksın dedi. Sonra 3 gün geçti. Ben ona çok güzel bir haber verdim. Ya evet, ödül aldı. Tebrik ediyorum. Çok teşekkür ederim. Gerçekten içten oynuyor. Geleceğe çok iyi, umut veren oyunculardan. Ödülüm de adı o. Evet, aynen. Tiyatromuz adına mutluluk vericiliği arkadaşlar. Gerçekten ben mutlu oluyorum. Böyle dün akşamki oyun da çok güzeldi. Arkadaşlar onlar da ödül aldılar. Ödül önemli değil ama yani o seyirciyle sahnedeki karşılıklı diyalog, enerji alışverişi anlatmış ve duyarak oynama, hissetmek. Sen de öyleydin oyunda. Demiştim ki ödül alacaksın. Kesinlikle takdir edecekler. Bir dediğim çıktı. Bir de elimi tuttunuz ve evet. Orada bir enerji akışı oldu evet. Aramızda. O kadar inandınız ve güvendiniz ki o an. Ve tabii Nedret Hanım oyuna ilk kez gelmiyor evet. Ama defalarca kez oyunlara gitmiş. Evet, 10 yıldır. Farklı yıldır, değişik bir gözünüz var yani. 10 yıldır. Yetkimi genelde çıkıyor. Evet. Güzel giriyoruz sezona diye düşünüyorum. Evet. Oldukça iyi oyunlar hazırlanıyor şu ara. Haberleri geliyor, mutluluk verici. Sen de devam edeceksin. Gümbür gümbür sezonda hem yine. Hem Ağladım devam edecek. Hem de bugün aslında bir tane daha var. Burada oynuyoruz onu da. İzlanda'nın başkenti. O da çok tatlı bir şey. O da hep burada oynuyordu. Bu sene yine değişecek. Bayağı başka sahneleri de gezdirmek istiyoruz. Tabii Asmalı'da İzlanda'nın başkenti. Ve Ağladım'da oynayacak. Ağladım oyunu. Asmalı'da ayda iki oyun. Ağladım oynayacağız. O da tiyatrosunda zaten çok sık oynuyoruz çünkü Ağladım'ın evi orası. Ama burası da çok sevdiğim sahne, benim ikinci evim olarak o da tiyatrosundan sonra gördüğüm bir sahne olduğu için ve buranın seyircisini çok sevdiğim için de. Böyle çok sıcak bir atmosfer, iç içe, siz göz görürsün seyircilerle değil mi? Çok güzel bir sahne, her şeyi tatlı çok seviyorum. O yüzden burası. Ayda iki oyun, burada Ağladım'ı da kavuşturmaya devam edeceğiz. Kalmayacağımız gibi. Selena, oyunculuğu nasıl başladı? Tiyatro hayatına nasıl girdi? Şöyle bir kısacık özet. Benim ailem beni çok iyi tanıyordu. Özellikle annem. Daha 2-3 yaşlarındayken beni çok iyi gözlemleyen bir anneydi. Ve 2-3 yaşlarındayken bende bir şey keşfediyor. Oynadığım bütün oyunlar, onunla ve kendi kendime oynadığım bütün oyunlar... Anne kızı oynadığımız oyunlar. Ondan sürekli olarak bana bir şey olmamı rica etmesini istiyorum ondan. Yani anne bana bir şey oldu ve ben o olayım. Yani anne bana çiçek oldu, anne bana masa oldu. Hani ama bana işte şey, dramatik savaşta oluyor gibi evet, bir şey. Yani, ve annem diyor ki yani benim çocuğum neden sadece bunu oynuyor, neden sürekli bir şey olmak istiyor? Ya da işte mesela gözlemliyor beni. Sürekli işte oyun oynarken bir o oluyorum, bir bu oluyorum. Kendi kendime işte müzik açıyorum, kendimden geçiyorum ama yaş 3-4 yani. O zamanlardan belliymiş. Mesela işte insanlar beni okuyorum zannediyormuş. Mesela annem bana bir masal okuyor, masal anlatıyor. İşte bir kitaptan bana bir şey okuyor ve ben onu kendi kendime söylüyorum. Ve o satır birebir o satır. Yani insanlar diyor ki sen çocuğa 3 yaşında okuma mı, yani 4 yaşında okuma mı öğrettin? Hayır, ezberliyor diyor yani. Ve sonra beni yönlendiriyor yaratıcı drama eğitimlerine. 4-5 yaşında Narlıdere Kültür Merkezi'nde. Çocuk İzmir'de. Evet, İzmir'de. Ben de İzmir'deyim bu arada. Öyle mi? Ben de öyle. Çok güzel. Zaten bu güzel enerjiler bir şey oldu. İzmirler sıcaktır. Evet. Sonra beni yine çok sanatla iç içe olan bir okulla, Türk Alman Kültür Vakfı ile tanıştırıyorlar ilkokulda ve lisede. Orada 8-9 sene boyunca değişik işte Kültür Bakanlığı, işte belediyelerden gelen yönetmenlerden eğitimleri almaya başladım. 7-8 sene Türk Alman Kültür Vakfı'nda. Ondan sonra buradan çıktıktan sonra İstanbul'a geldim. Şehir Tiyatrosu Darül Bedai Atölyesi'nde konservatuara hazırlandım 2 sene, 2,5 sene. Sonra konservatuara geçtim derken sürekli tiyatronun içindeydim. Değişik bağımsız yerlerde sahne de aldım. Ama Ağladım'la beraber gerçekten artık hani bu sektörün içinde benim mesleğim bu. Meyvelerini almaya evet. Başladım. Yani 3-4 yaşına itibaren çalıştım. Evet. Aradım, meyvelerini evet. Almaya başladım. Kesinlikle. Yolun açık olsun. Çok diye. Teşekkür ederim. Bugün Doğu'da bir öğretmenin hayatını Hakkari Yüksekova'da Şenay'ın. Şenay adında bir kadın öğretmenin. Gerçek öğretmen, öyküden evet. Uyarlanmış. Evet. Yanında yazarımız Kaan
tiyatrosu. Burada bugün 30. kez oyunumuzu seyredecek. Yani ben bunu söyledim Nedet Hanım'a, dedim ki yani bir yazarın 30 kez yazdığı oyunu seyredemez. Buraya da geliyor, nereye gidersen her zaman yanında yani. Çok başka bir şey. Ne güzel, arkanda bu harika bir şey. Çok. Sevdiğine çok şanslısın. Hep destekledi beni. Ne olursa harikasın. Olsun hep yanındaydı. Yolun açık olsun. Çok teşekkür ederiz. Daha da inşallah çok çok güzel oyunlarda farklı seni göreceğiz diye düşünüyorum. İnşallah. Geleceğin inşallah doktoru apaçık olur. Tıpkı i̇nşallah. Yüzün gözlerin çok gibi. Çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Seni tanımak çok güzeldi. Selena Demirli oyunumuz. Ağladım. Pırıl pırıl bakışlarla karşılaşınca her şeyi unutuyormuş insan. O ilk bakışınızla aranıza hiçbir şey giremez. Ama diyorsun öğretmenim de bunu nasıl yapalım? Sen kalk 10 kilometre dağ yürü, bayır yürü. Kardan aş, çamurdan aş. Mayına basmadan okula gelebildiğime şükret der gibiydi. Evinize kadar eşlik edebilir miyim? Neden? Ortam biraz karışık da. Ya öyle bir dedi ki, sanki birazdan Fener Alayı geçecek, ben sizi arka sokaktan götüreyim, evinize geç kalmayın der gibi. Böyle muzip muzip yüzüme bakıyordu. Nefes nefeseydi. O hala gülümsüyordu. Acaba seni diye ağladım. Düştüğümde gelip ellerini yalayana sokak köpeğinin sokaklarda senin evinde sıcacık yatağında uyuduğuna ağladım. Olmadım ben. Rapor alıp kaçanlardan da olmadım.